Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Burası Rusya'nın Murmansk şehrinde Lenta isimli bir market. Sizlerle bu videoda Rusya ile Ukrayna arasındaki yaşanan savaşın Rusya'daki market fiyatlarına ve tüketici fiyatlarına nasıl etki ettiğini araştırmak. Şimdi birazdan markete gireceğim. Ben de bu markete yakın bir yerde oturuyorum zaten. Savaştan önceki fiyatları da biliyorum. Sizlerle şimdi hem güncel fiyatlara bakacağız hem de savaştan önceki fiyatları kıyaslama yapacağız. Buyurun. Şimdi arkadaşlar burada bu market bayağı büyük. Her türlü alınabilecek malzeme var. Ancak sizlerle şimdi sadece temel ihtiyaçlara bakacağız. Arkadaşlar burası çaylarını dolduruyorum. Çaylarda küçük bir miktar artış var. Savaştan önce bu fiyat yaklaşık 280-300 rubleydi. Şimdi 360 rubleye çıkmış. Arkadaşlar bunlar da böyle bisküvi, gofret tarzı yiyeceklerin olduğu bölüm. Burada fiyatlar aynı. Mesela şu gofretin fiyatı 82 ruble. Şu 90 ruble. Savaştan önceki fiyatlarla aynı. Bu reyonda bir değişiklik yok. Arkadaşlar bu şu görmüş olduğunuz ekmeğin fiyatı 32 ruble. Şu görmüş olduğunuz ekmeğin fiyatı 140 ruble. Bu ekmeğin fiyatı 36 ruble. Ekmek fiyatlarında hiçbir değişiklik yok arkadaşlar. Savaştan önceki fiyatlarla aynı. Burada da meyve suları var. 2 litre meyve suyunun fiyatı 140 ruble. 200 rubleye de var. Savaştan önceki fiyatlarla aynı arkadaşlar. 5 litre suyun fiyatı görmüş olduğunuz gibi 106 ruble. Aynı fiyat, bir değişiklik yok. Patatesin kilosu 40 ruble. Şu an bir indirim var. 40 ruble. Marulun fiyatı 50 ruble. Havucun fiyatı 52 ruble. Soğan 50 ruble. Domates 140 ruble. 165 ruble ve 300 ruble. Savaştan önceki fiyatlarla aynı fiyat. Salatalık 110 ruble ve fiyatı düşmüş. İlginç bir şekilde savaştan sonra. Hatta burada 70 rubleye falan da var. 90 rubleye de var. Muz 87 ruble. Limon 110 ruble. Portakal 150 ruble, 190 ruble. Fiyatlar aynı arkadaşlar. Burada fiyatlarda bir değişiklik yok. Elmanın fiyatı 170, 160, 150 ruble. Fiyatlarda hiçbir değişiklik yok arkadaşlar. Aynı. Burada peynir fiyatlarını görüyorsunuz. 270 ruble, 300 ruble, 200 ruble. Fiyatlar savaştan öncekiyle hemen hemen aynı. Evet, aynı diyebilirim. Zaten öncelerinde de pahalıydı. Şimdi de pahalı. Böyle arada bir indirimler oluyor. Şimdi etriyona geçtik. Butun kilosu 220 ruble. Diğer çeşitlerin fiyatı yaklaşık 190 rubleye var. 160 rubleye var. Bütün tavuğun kilosu 210 ruble. Ve fiyat aynı arkadaşlar. Savaştan öncekiyle aynı. Hiçbir değişiklik yok. Sütün fiyatı 72, 75 ve 80 ruble civarlarında arkadaşlar. Sütün fiyatı aynı. Hiçbir değişiklik yok. 10 tane yumurtanın fiyatı 83 ruble. 100 rubleye de var arkadaşlar. 95 rubleye de var. Ve savaştan önceki fiyatla aynı. Hiçbir değişiklik yok. Beş kilo şekerin fiyatı 486 ruble. 1 kilonun fiyatı yaklaşık 110 ruble, 120 ruble ve savaştan öncekiyle hemen hemen aynı. 2 kilo un 90 ruble. 1 litre yağın fiyatı 130 ruble. 2.7 litre yağın fiyatı 350 ruble. Yani 5 litrelik yağın fiyatı hemen hemen 600 rubleye denk geliyor.
Evet arkadaşlar, bugün tarih 17 Nisan 2022. Savaş başlayalı yaklaşık 53-54 gün oldu. Az önce genel fiyatlara şöyle baktım. Neredeyse hiçbir değişiklik yok arkadaşlar. Hiçbir değişiklik yok. Gerçekten çok şaşırtıcı, ilginç bir durum. Bence araştırılması gereken bir durum. Yani bu Rusya'nın bir başarısı bence. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.